Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün 2011 Accent R aracımızın antifriz değişimini göstereceğiz. Normalde ben antifrizi bir ay kadar önce koymuştum. Ama şimdi petek tıkandığı için petek değişecek ve petek değişiminden önce tekrar sistemi bir temizlemek için antifrizi boşaltıp tekrar yeniden ekleyeceğim. İçinden çıkan antifrizi süzüp de ekleyeceğim. Ertesi günde petek değişimine gideceğiz. Şimdi aracımızın soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir sıcaktı çünkü. Kapağını falan açtık şu şekilde. Hala sıcaklığı var. Şu kanala çıktık. Bir kanal yardımıyla boşaltımı gerçekleştireceğiz. Antifrizi boşaltmamız için hemen aracın altına eğildiğimizde şurada görmüş olduğunuz yeşil tıpayı söktüğümüzde sistemdeki komple bütün su antifriz boşalacak. Daha sonra tekrar aynı yerden eklemeyi yapacağız arkadaşlar. Araç soğuduktan sonra boşaltım işlemi ve ekleme işlemlerini çekeceğim. Şimdi boşaltma işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, aracımızın motor suyu soğudu. Şimdi şurada göstermiş olduğum biraz önceki tıpay biz tornavida yardımıyla açacağım. Aldık şöyle. Evet, gördüğünüz gibi antifriz boşalıyor. Benim koyduğumda antifriz maviydi. Rengi de falan değil komple. Bir miktar böyle bekledikten sonra, su azaldıktan sonra yukarıdan radyatör kapağından üfleyerek içinde kalan suyu da boşalttıktan sonra tekrar saf su ekleyerek motorun içinde devir daim yaptıracağız bu suyu, saf suyu. Yani içinde birkaç defa saf su devir daim yaptıktan sonra içinde kalan pislikleri alacak. Daha sonra tekrar antifrizimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce yedek su haznemize üfleyerek oradaki antifrizi radyatöre gelmesini sağlıyoruz. Oradan da tekrar şu şekilde antifrizimiz akmaya devam ediyor. Daha sonra da radyatörün üstündeki kapaktan üfleyerek içindeki kalan suyu tamamen boşalmasını sağlayacağız arkadaşlar. Boşaltım bittikten sonra tekrar videoya devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar, su iyice boşaldı. Şimdi radyatörün ağzından üfleyerek içinde kalan suyu boşaltacağız. Şu anda radyatörden üfleniyor. Gördüm, çok fazla bir su kalmamış zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar, motor suyu yerine normal saf su koyarak önce bir içindeki kiri pası tekrar bir alarak daha sonra antifrizimizi devam ettireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar, radyatörün içinden çıkan pisliği ben bir ay önce kadar temizletmiştim motor sistemini, ama yine ona rağmen gördüğünüz gibi bayağı bir pislik var içinde. Bu kalan pislikleri de alacağız. Daha sonra tekrar antifrizimizi önce boşaltırız tekrar motor suyuna yerine. Daha sonra gerekirse antifriz değişimini tekrar yapabiliriz arkadaşlar. Bu yarın belli olacak. Evet, şimdi motor suyu yerine normal suyumuzu ekleyebiliriz. Motora su çekme işlemini başladık arkadaşlar. Şu anda normal bildiğimiz saf şöyle 5 kiloluk bir bidonla. Yani bu içindeki sadece temizliği yapmak için kullanacağımız için bir 10-15 dakika çalıştıracağız aracı bunu çektikten sonra.
O yüzden böyle bir şey yaptık. Çekme işlemi tamamlandıktan sonra ve yeteri kadar suyu aldıktan sonra aracı çalıştırıp bir 10-15 dakika içinde suyu devir daim yaptıktan sonra bu suyu da boşaltacağız. Daha sonra tekrar böyle birkaç defa daha uyguladıktan sonra en son tekrar antifrizimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bayağı bir miktarda su aldı. Şu anda döktüğümüz suyu çok zor gidiyor motora. Bayağı yeteri kadar su var. Şu anda radyatör kapağını kapatıp suyun 10-15 dakika kadar devir daim yapmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için sabit böyle 2500-3000 devirlerde aracımızı tutarak yeter kadar bir devir daim yapmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Devir daim yaptıktan sonra tekrar boşaltma işlemini göstereceğiz. Şimdi aracı bir 10-15 dakika çalışmaya bırakıyorum. Daha sonra videoya tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımız yaklaşık 15 dakika kadar çalıştı, devir daimini yaptı. 15 dakikanın bir 5-6 dakikasını 2500-3000 devir arasında sabit gazla durdurduk ki iyice devir daim yapsın, su ısınsın, yani bütün sistemi dolaşsın iyice diye. Şimdi yaklaşık 5 dakikadır da arabamız çalışmıyor, soğumaya bıraktık. Şimdi ben tıpayı tekrardan açacağım arkadaşlar, içinden bakalım nasıl renkte bir su gelecek. Merak ediyoruz. Su bayağı sıcak hala. Gördüğünüz gibi. Saf su dökmüştük ama rengi yine ister istemez biraz daha bulanmış arkadaşlar suyun. Bu su da boşaldıktan sonra ben tekrar su eklemesi yapacağım. Tekrar bir daha devir daim yapacağız. O sudan sonra da üçüncüyü yapıp yapmayacağımız ki belli olacak arkadaşlar. Yani su istediğimiz temizlikte olursa eğer, ondan sonra tekrar bir daha su ekleme gereği duymayacak. Olmazsa bir üçüncü sefer daha yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi su boşalsın, tekrar ikinci su ekleme olayına geçeceğiz. Video çekebilirim belki tekrar. Yine aynı işlemler olduğu için çekmiyor edebilirim. Evet arkadaşlar, videonun devamında görüşürüz. Arkadaşlar şu anda üçüncü suyumuzu döktük ve üçüncü defa ve son olarak tekrar bir daha şey yaptık. Devir daim içindeki pisliği alması için. Arkadaşlar yaklaşık bir ay kadar falan oluyor. Bir buçuk ay kadar oluyor. İçine komple antifriz koymuştum. Mavi antifriz. İçinden çıkan antifriz şu anda bu şekilde. Yani yeşilimsi bir renk almış. Ve üstelik çok fazla da içinde kir vardı. Şu anda elimde kalan antifrizin devamı şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu biraz sulandırılmış hali ama maviydi, yani masmavi bir antifrizdi ve son hali şu andaki bu şekilde yeşilimsi bir hal almış arkadaşlar. Şu anda işte sonuncu devir daimini, sonuncu çalışmasını yapıyoruz aracın. Bundan sonra normal antifrizimizi çekeceğiz. Eğer yarın radyatörcü, motorcu ustamız uygun görürse bu antifrizi tekrar değiştirmeyi düşünüyorum. Hani bir ay kadar önce olmuştu. Motor su sistemini komple temizletmiştim. Makine aracılığıyla yaklaşık 1,5 saat radyatörde motora su verilmişti. İlaçlı su. Onunla temizlenmiştim. Ama yine de ne kadar temizlense de 1-1,5 ayda böyle bir sonuç olmuş. Evet, şu anda son şeyini de boşalttıktan sonra antifrizini çekeceğiz ve antifriz değişim işlemi, yani motorun tazelenmesi için temizlenmesinin tazelenmesi işlemi
tamamlanmış olacak arkadaşlar. Yani antifriz değişimi yaparken de yine bu şekilde bir işlem uygulayacaksınız. Bundan farklı bir işlemi yok. Yani içindeki eski su olur, antifriz olur. Onu boşalttıktan sonra benim yaptığım gibi suyla 2-3 defa devir daim yaptırarak aracı ondan sonra yeni sıfır antifrizinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. En son artık bundan sonra antifriz ekleme işlemini de çekip videonun sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü suyumuzu da boşaltıyoruz artık. Bayağı sıcak bir suydu. Evet, son suyumuzu da boşalttık. Artık içinden çıkardığımız antifrizi tekrardan radyatöre ekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da yarın petek değişimine gideceğiz. Aracın daha önce peteği hiç değişmemiş. Yani üstündeki orijinal peteği. Onu değiştireceğiz. İçinden çıkan peteği de tekrar alacağım ve onun temizliğini de göstereceğim. Yani eğer petek değişimi yapan arkadaşlar varsa onu söküp kendileri temizleyebilirler. Onda nasıl bir temizlik yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi antifriz eklemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, son su boşaltma işlemimiz de tamamlandı. Şimdi içinden çıkardığımız antifrizi tekrardan koyacağız. Antifrizi biraz önce ölçtürdüm. 20 derece çıktı. Onu koyalım. Tekrardan dolduralım yerine. Bir huni yardımıyla rahatlıkla doldurabilirsiniz. Öncelikle radyatörden dolduracağım. Daha sonra yedek su haznesini dolduracağım. Evet, burası bayağı bir doldu. Şu anda motoru tekrar çalıştırıp bir devir daim yaptırdıktan sonra iyice boşlukları da alacağız. Yedek su haznesini de dolduralım. Evet arkadaşlar, komple doldurduk. Yedek su haznemiz de full çizgisinin hemen üstünde tamamlandı. Burayı kapatalım artık. Evet, şu anda bu motora çalıştıracağım. Elimde bir miktar daha önceki antifrizden kalmıştı. Onu ekleyelim arkadaşlar. Şöyle hortumları, radyatör hortumunu sıkarak aradaki boşlukları alabilirsiniz. Şu anda oyunun ağzında artık, yani iyice doldu. Kaldırdığında
Elimiz gibi bayağı bir doldu. Artık radyatör kapağını da kapattıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Evet, bu videomuzda bu şekilde antifriz değişimini göstermeye çalıştım. Şu şekilde yedek su deposu da kulün hemen üstünde. Antifriz değişimini daha önce de dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.